Alo. Alo. Merhaba Bayram Bey. Merhaba efendim. Ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Evet, aslında konut alabilir miyiz diye uzun süredir düşünüyoruz ama finansmanını, bütçesini yapma noktasında tereddüte düşüyoruz. Şimdi programımızda geçen hafta şeyde denk geldi, çok da hoşuma gitti. Bir analiz, kapsamlı bir analiz yapma yapıldığını gördüm. O bakımdan sizin de görüşünüzü almak istedim. Evet, evli misiniz? Biraz sizi tanıyayım. Önce insan diyoruz biliyorsunuz, para konuları sonra geliyor. Evet, evli evet, misiniz? Evet, kaç yaşındasınız? 46. 46 yaşındasınız, evlisiniz. Eşiniz evet. Mutabık mı? O da almak istiyor mu evi? Efendim? Eşiniz mutabık mı? O da istiyor mu ev almayı? Tabii yani kirada oturan birisi her halükarda kendi evinde oturmak ister. Peki hemen gelin bakalım sizin para durumunuza. Bugünkü para durumunuz, kaç paralık ev almak istiyorsunuz? Yani 300 civarında. 300. Bugünkü para durumunuz 300 bin liralık bir ev almak için müsait mi değil mi? Ne kadarlık? Sizin görüşünüze ihtimam gösteriyoruz. Değil mi, müsait mi değil mi onu size soruyoruz. Tamam, ben de onu size söyleyeceğim ama sizden birkaç bilgi alacağım. Öncesinde ne kadarlık bir geliriniz var? Yaklaşık 10 bin civarında gelirim var. 10 bin lira geliriniz var. Maşallah gayet güzel geliriniz var. Evet. Türkiye ortalaması milli gelirimizdesiniz aslında kişi başına düşen. Giderler ne kadar takribi? Evet yani orası biraz trajik, o da yaklaşık 10 bin lira. Trajik mi? Yani evet, 10 bin lira geliyor, 10 bin lira gidiyor, evet. Öyle mi? Evet aynen o şekilde oluyor. Neden trajik dediniz Bayram Bey? Yani istem dışında harcama oluyor, zorunlu harcamalar var. Evet. Borç var mı? Borç var mı Bayram Bey? Yok, hayır, borç yok. Birikim var mı? Birikim yaklaşık 200 bin lira civarında bir birikim var. Hemen onay veriyorum ben size. Bugünkü para durumunuz 300 bin liralık bir ev almak için müsait. Bayram Bey. Evet, dinliyorum, sizi dinliyorum. Bir şaşırdınız. Yani bana çok müsait değil gibi geldi. Ben kendim de mali müşavirim. Denk bütçe yapamıyorum. Gelirlerle giderler denk ama önümüzdeki dönemde gelirlerin düştüğünü, giderlerin de elastikiyeti olmadığını düşünerek tereddüte düşüyorum. Kaç para kira ödüyorsunuz? Yaklaşık 2000 lira. Evet, diyorum. 2000 lira kira ödüyorsunuz. Siz giderlere, neden ben hemen onay verdim biliyor musunuz? Siz dediniz ki giderlerim trajik. Demek ki bunları kısmaya karar vermişsiniz. Bunlara kesin, kısmaya kesin, karar evet. vermişsiniz. Siz giderlerinizden evet. size böyle bir 1000-2000 lira kestirebilirsek, zaten 2000 lira da kira ödüyorsunuz. Siz bugünkü koşullarla aylık olarak maaşınızın el verdiği şekilde bir borçlanma yapabilirsiniz. Ama burada siz burada cevabı verdiniz. Giderlerden bir miktar kısmanız gerekiyor. Yoksa bunun evet. sonu yok. Zaten biraz daha durursanız evin bütün hepsini biriktireceksiniz. Evet. Burada biraz bu sizin risk alma alıp almama isteğinizle de alakalı. Ama ben giderlere biraz yüklenelim diyorum. Onları böyle baltayla keselim. Ondan sonra girişebilirsiniz. Son karar sizin tabii her zaman. Bu gelir giderle tasarruf yapma şeyi biraz zor. Ben o noktada tereddüte düşüyorum. Bayram Bey, siz evet. bana bütün giderlerinizi, harcamalarınızı gönderin. Evet. Ben size nereden keseceğinizi şahsen oturacağım, çıkartacağım. Söz veriyorum. Peki olur. 2000 lira çıkartacağız size. Peki, bir siz de bakın, siz de inceleyin. Gider tamam, tamam. E-postanızı bekliyorum.